Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hazırız değil mi abiler? Evet, hazırız. Tamam. 33 tane madde var burada. 35. maddeyi Resul sizin adınıza karar verdi. Ciddiyet ve vakardı. Dün Ümraniye'de sebat ve metanet yaptık. Şimdi takvayı muhafaza ve bidatlardan uzak durmak bize ne kazandırıyor? Bu esasmış. İnşallah bir de size şey yapmak istiyorum böyle. 4 şer'i usul var Resul. Esasattır, muhkemattır, musallamattır, zaruriyattır. Ne demek bu? Yani tabiri diğerle kitap, sünnet, icma, kıyas gibi. Yani Risale-i Nur'u mesela dusturdur diyor. İhlas dusturdur. Ama takva esastır diyor. Yani ne fark var böyle? Laika. Peki. Hadi bakalım. Cenab-ı Hak istifaza ettirsin. Bir. Külliyattan toplanmış yerler. İlk önce Emirdağ layıkası 1, 241'den bir cümle okuyorum. Nur'un mesleği, yani mesleğimizin iç yüzü, iç hakikatı. 1. Hakikat. 2. Sünnet-i seniye. 3. Feraize dikkat. Farzlara dikkat. 4. Büyük günahlardan çekilmek esastır. Yani olmasa olmaz. Yani temelin. Yani mesela bunu ortadan kaldırdığın zaman o meslek yoktur. Ortada kalkıyor. Mesela bizim mesleğimizin hakikat, sonra 2, sünnet-i seniye, farzlara dikkat, büyük günahlardan çekilmek. Bir daha ne kadar hoş olmuş değil mi ustaçım? Hakikat. Hakikat nedir? Hakikat, hakaike şey sabitetun. Hani devamlı kullanırız onu. Zihnimize yerleşsin diye söylüyorum. Cenab-ı Hak, Celle Celaluhu, Hak. Hak ismi, müstakil bir isim olmakla beraber binlerce ismin, ki İmam-ı Gazali 4000 deniliyor, bize taalluk eder. Ama 1001 ismi kainata taalluk etmiş. Onun dışında insanda var, zat-ı isimler var. Diyor ki her bir esma binlerce, nihayetsiz meratibi var. Ben de ayrı, aynı esma, sen de ayrı. Cemil, Celal, Latif, hepimiz de ayrı. Mertebe mertebe, farklı. Çizeyim mi burada, görmek ister misiniz o meratibi? Ha, bak şimdi, şöyle. Burası Esma-i Hüsna'lar. Tamam mı? Şimdi ezberden söylüyoruz da burada. Mesela Rahman, Rahim, Kerim, Vedud, Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Addun, Kuddusun, Rahman, Rahim vesaire isimler. Tamam. Şimdi hakikati çizeceğim. Şimdi Resul seni ele alalım. Bu esma. Bu Besmele'deki Rahman olsun. Buradasın abi. Yani bu nihayetsiz mertebe var. Tak 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 tak. Nihayetsiz mertebe var. Tamam. Şimdi Rahman da buradasın. Rahim de buradasın. Bu da böyle sonsuz. Hepsi. Rahim de buradasın.
Latif'te Addun, Hakemun, Ferdun, Kuddusun vesaire isimlerde şöylesin. Şöyle. Değil. Şimdi bu birleştiriyoruz Resul. Bu noktaları yani esmanın mertebelerini. Artık bundan sonra hak ne demek yani bak. Sen şimdi bunları birleştiriyorum ben. Entegreleri. Resul'ün hak ismine mazhariyeti. Şimdi İbrahim senin. Bu isme buradasın. Bu isimde de buradasın. Bu isimde buradasın. Bu isimde buradasın. Bu isimde buradasın. Bunda da buradasın. Şuradasın. Şuradasın. Burada, 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 burada. Bunu da birleştiriyorum. Böyle. Şu biraz karışık oldu mu? Biraz karışık mı oldun? Tesadüf yok İbrahim. Tesadüf yok diyor Resul. Bak aha. Tesadüf yokmuş böyle. Ondan sonra bakayım. Şuradasın. Şuradasın. Ondan sonra şuradasın. Bu esmada buradan buradasın. Neydi unvanı bunun? Efsane. Ha. Efsane İbrahim. İbrahim'in hak ismi azamına mazariyeti. Şimdi bak. Bunların buraya olması çok zor. En zirvede. Peygamberimiz için ne diyor usta? Bütün isimlerin en azam mertebesi diyor. Bütün isimlerin en azam mertebesi. Namazlardır. Bizde mümkün değil. Şimdi bu herkeste bu hak, bu cenab demek. Yani cenab yön demek. Hak ismi, bu hak ismi bütün isimlerin cemidir. Ceminden besleniyor. Bu cem-i cem'dir. Peki bu senin neyin oluyor? Bu senin. Bu senin. Rabbul alemin değil. Rabbin oluyor. Rabbul alemin değil. Rabbin. Herkesin Rabbi farklı. Gördün mü? Yani anlayışımız farklı. Mesela Rahman'ı sen farklı mertebedesin. Kerim de farklısın evet. Herkesin Rabbi farklı. Bu ise Rabbul alemin. En azami derecede. Yani hak ismi böyle. Bundan sonra şey yaparsınız. Öyle cenab yöndür. Hak hak sahibinin hakkını vermek diye lügatta geçer. Şimdi bakın tabirin içini şimdi. Yani lügata bak, buna bak. Risale-i Nur, Risale-i Nur'la izah edilir. Yani şey diye, kalbim benim Rabbimden haber veriyor meselesi var ya. Yani Rabbul aleminden değil. Değil, Rabbimden haber veriyor. Rabbimden haber veriyor. Yani normal bir insan Rabbul aleminden haber veriyor diyemez. Rabbul aleminden diyemez. Rabbim yani, der. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün esmain azami derecede mazhariyetse o Rabbul aleminden haber veriyor diyebilir. Diyebilir. Bütün mesele, bütün esmanın bütün meratibinde mazhar. Nerede söylüyor? Hatırladınız mı? 27. sözde söylüyor. Evet. Bütün isimlerin, bütün, ya aklınız alıyor mu? Bütün isimlerin, bütün meratiplerin en azami derecede mazhar. Bu akıl istop ediyor. Size bir şey söyleyeyim. Başıma geçeni. Hürmet ve şey ciddiyet ve vakar yaptık değil mi? İki hafta.
Dün akşam gördüğüm şeyi söyleyeyim size. Ders yapıyoruz. Tahtalı bir evdeyiz. Boş bir evdeyiz. Dün akşam bunu size söylemek isterdim ama ciddiyet dersinde yapacaktım ama dayanamadım. Sizle ne yapmıştık? Ciddiyet ve vakar dersi değil mi? Evet. 6 ve 7.si. Dün akşam o ciddiyet ve vakar kaçıncı sayfa diye bir bakayım. Ciddiyet, vakar 99'da. Size orada bir şey gösterir ama bu çok önemli. Rüyalarıma kadar girdi. Ciddiyet ve vakar. Tamam. Orada size iki haftadan beri bir paragrafı geçemedik. Tamam, hatırladınız. Tamam. Şimdi neresiydi? Muhakimat 144. Gene o dersi yapıyoruz. Tahtalı iki katlı evdeyiz. Çok acayip bir ev. Öyle kestane ağaçlarla. Şimdi orada bir yer var. Koca bir dersi buradan durduk. Yani dedim ki ben paragrafı şuradan alıyorum. Hani komple burayı yaptık iki hafta. Şurada bir kelime var. Orayı şey yapmışız. Becerememişiz o gün. İki haftadan beri onu beceremedik. Yapamadım yani. Çok ilginizi çekecek. Belki Lami. Tamam. Şimdi diyor ki Bağusuz mecmu hareketinin imtizacından Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün isimleri imtizaç etmiş. Mesela şefkat ifratta, Rahman aşağıda değil yani. Hepsi armoni olmuş, dengeye gelmiş, tamam mı? Diyor ki ben hulasa ediyorum, beceremediğimiz yeri söyleyeceğim. Mecmu hareketinin, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün hareketlerini yani oraya bakarak burada hükmediyordu. Anladınız mı orayı? Evet, evet. Yani oraya bakarak buraya böyle yap, şöyle yap diyordu. Çünkü oraya bakarak buraya ikisini bir göremeyen her şeyin en vasatını, en mükemmelini, hak meratibini bilemez. Her şeyde. Olamaz bu. Ama var, olamaz. Ha varsa Allah söyletir. O zaman şimdi alemi gayb orayı, alemi şehadet burayı, mesela bu nerede, nasıl koyalım böyle diye örnek vermiştim. Çok önemli de rüyayla bir ikaz gibi de oldu bana. Şimdi bu nasıl olacak? Hepinize en uygun olacak. Oraya, orada bu nasıl gözüküyor bu? Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Diyor ki, oraya bakarak sağa al, ileriye al. Olmadı, orada iyi gözükmüyor. Hatırladınız. Şimdi bu zat oraya, oradaki en zirve, bunun hakikati neyse burada söylüyor. Buraya uygun söylüyor. Bu esmaların bütünlüğünden Allah Resulü'nde ciddiyet ve hakkiyet. Ciddiyet ve hakkaniyet var ya, hak ismi. Şülle-i Cevali gibi. Benim internet şey yapmıyorsa benim internet gir. Şülle-i Cevali gibi ve inikasatında. Şülle-i Cevali ve inikasatında. Buraları konuştuk. İnikasatından ve muvazenatından. Sıdk ve isabet. Buraları konuştuk. Belki Lami gibi tezahür ve tecelli ediyor. Belki Lami neydi? Şimşek çakmak. Belki şimşek. Lami neydi? Gözü açıp kapatana kadar böyle. Çabuk yani. Hani gizli gibi böyle. Gizli. Bunu dedik ki yani insandaki İnsandaki bu hakikatların inkişafı, mesela bir bedeviydi, bir sohbete geldi, pat diye belki Lami gibi sahabe oldu. Tamam? Dedik, hatırladınız ve böyle, lügatı da öyle. Bir bedevi geliyor bu sohbette, bir zahirden hemen hakikata geçiyor. Tamam, burayı kaçırmayın. Lügatı bu. Belki Lami hemen geliyor, bedevi. Peki biz Berkilami'de ne yapacağız? İsimiz yok.
Yani tamam derse geldik, elimizden birisi tuttu, bizi getirdiler ama belki Lami bizde tecelli etmiyor, biz gayret ediyoruz. Bak arkadaşlar o rüyada kalktım, hiç kimseye de bahsetmedim ya iç alemimde. Belki Lami, anladım şu orada, birisi anlatıyor. Diyor ki, çekirdeği toprağa attınız. İnsan bir çekirdeğe benzer, kendisi devam ediyor. İnsan bir çekirdeğe benzer, hatırladınız 23. söz. İnsan bir çekirdeğe toprağa attınız diyor. Ağaç olması için ne lazım? Toprak, toprak, su, hava, güneş. Şimdi bu çekirdek ağaç olacak. Dikkat ederseniz çok istisnadır kışın. Şimşeğin çaktığı ay ilkbahardır. İlkbaharda şimşekler çok çakar. Bir sebebi der, bir sebebi bulutları döllenmiş, yani artı eksi, yağmurun inmesine sebep olmuş. Tamam. Peki, esas nedir biliyor musunuz? Yeni tespit edilmiş yani. Eskide de iddia ediliyor da ispat edilmiş. Bütün şartlar tahakkuk ettiği halde topraktaki çekirdeğin inkişaf etmemesinin sebebi o beldeye yeterince yüksek veya lazım olduğu kadar şimşek çakmamasıymış. Şimşek neymiş biliyor musunuz? Toprağın içerisindeki çekirdeğine uyan emrini veren buymuş. Ayet-i Kübra'da geçiyor bu. Uyan emrini o veriyormuş. Şimdi bize bir şey kullanacak konu derste birisi yapıyor. Diyor ki o şimşek yeterli miktar ve o beldeye şimşek vurma nispetinde toprağın altındaki kabak çekirdeğine uyan emrini bu veriyormuş. Bunu bir daha söylüyorum, Ayet-i Kübra'da geçiyor. Şimdi bize ne alakası var belki lan? Şimdi toprağı hayal edin, içinde çekirdek. Şimşeği hayal edin, binlerce, yukarıda binlerce metre, ne bileyim 15-20 kilometre yukarıda. 10 bin metre yani uçaklar, 10 bin, 12 bin, 15 bin. Yani oralarda şimşek çakıyor. Toprağın içinde bir Adana Misis'te kabak çekirdeği duruyor, gizli kapaklı. Şimdi bu bunu uyandırıyormuş. Mesafeye bakın, 10 bin metre. Bunun uyan, kün, ol emri buymuş adetullah. Güneş değilmiş o. Güneş neşinleması için. Uyan emrini bu veriyormuş. Onun suru mu oluyor abi? Suru ol gibi oluyor. Şimdi ne dedi biliyor musun? Al, bu mesafeyi hayal ettiniz mi? 10 bin metre. 10 bin metre. Bu burası. Diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, yani çok etkilendim, çok istifade ettim. Allah, bundan sonrası onun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, belki Lami gibi, bizden 1400 sene ileride, çekirdekten 15 bin yukarıda, fitte şey, bulutun çakması, şimşeğin çakmasıyla, bunun uyan emrini verdiği gibi, Allah Resulü'nün yüklendiği o esma enerjisini, esma, hakikat enerjisini iman ettikten sonra belki Lami gibi şimşeğin çekirdeği uyandırdığı gibi ruhumuzdaki ekilen istidat ve kabiliyetlerine uyan emriymiş. Sünnet-i seniye buymuş. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın 1400 sene geçmesine rağmen ruhumuzun inkişaf enbisatına, yani uyanmasına ve gelişmesine ne yapıyormuş? Biz zannediyoruz ki kitap okuyoruz, inkişaf ettiriyoruz. Bu kardeşim bizim bildiğimiz yol, bu yol değilmiş bu. Yani 32. sözde diyor ki çekirdekten, şu toprak ya, çekirdekten ağaç çıktı. Biz zannediyoruz ki çekirdekten bilgi akıyor böyle. Usta diyor ki hayır öyle değil, inbisat ediyor diyor. Çekirdekteki bilgi her tarafa yayılıyor. Çekirdekteki bilgi şu bilinenin arkasında, ağacın gövdenin içinde bilgi akımı değil o. Bilgi inbisat ediyor diyor. İnbisat, inkişaf demiyor. İnbisat kullanıyor. Patlıyor.
böyle, tamam mı? Yani verici istasyon gibi, radyo televizyon istasyonu gibi, bak şimdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nuraniyeti, imanı, hakikat mertebesi, belki Lami gibi 1400 sene öteler gibi gözüken yerden iman eden göğsünü açtığı zaman ruhundaki çekirdeğine belki Lami diyor. Onu patlatıyormuş. Kün emri. Ve belki Lami bu. Eksik söylüyorsunuz arkadaşlar dedi. O yüzden abi 30. lemada cemali zat, cemali mastuat, cemali esma diyor. Aynayı de, aynayı Ahmediye'de görülür gösterilir. Allahu Ekber. Açar mısın orayı ya? Bak bak bak. Allahu Ekber. Şey Fert isminde galiba. Yok abi ismi Hakem'de. Hakem'de mi Fert'te mi? Hakem'de. Bak bakalım. Evet. Evet. Oraya bakın. Belki Lami neymiş ya? Rüyalam. Dedi ki arkadaşlar bunu eksik söylüyorsunuz dedi. Belki Lami. Belki Lami bin, yani nasıl ki toprağın altındaki çekirdek 15 bin metrede işte 12-15 kilometreden çattığı zaman oradakine uyan emri veriyormuş. Nasıl veriyorsa aynı adetullah kanunu Resulullah'tan daha camidir. Ne yapıyor? 1400 sene mesafeden toprak gibi bedende, ruhta ekili olan istidat kabiliyetlerine, istidat kabiliyetlerine, çekirdeklerine belki Lami gibi imanı imanımıza, hakikati hakikatimize, marifeti marifetimize çak diye çakıyormuş. Tırr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 
karşılık. Kitap okuyarak, tefekkür ederek inkişaf, bu normal bilinen bir şey. Bu değil süreç. Yani bu tefekkürdür. Tefekkür sonuç değildir. Süreçtir tefekkür. Tamam mı? Peki nedir? Fehiz, huzur, tefekküre verilen cevaptır. Tefekkür yöntemdir. Yol fikirdir. Yol fikirdir. Yöntem, yol, yordam, araba, kamyon gibi gitmek, bu tefekkürdür. Verilen cevap ise imandır. İmandır, feyizdir, huzurdur. Okur musun onu? Belki Lami gibi, şimdi o izah edildikten sonra, şimdi onu dinleyin şimdi. Sistema. Evet, ismi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller, yani Cemal-i Zat. Cemal-i Zat, bak, tecelli de mi? Cemal-i Zat. Cemal-i Esma. Cemal-i Esma. Cemal-i Sanat. Cemal-i Esma. Cemal-i Masnuat dahi aynayı, o aynaya Ahmediye'de görülür, gösterilir diyor. Ne, Cemal-i Zat mı dedi? Cemal-i Masnuat dahi. Yok, zat. Zat abi, evet. Cemal-i Zat mı diyor? Evet, Cemal-i Zat, Cemal-i Esma, Cemal-i Sanat, Cemal-i Masnuat dahi. Cemal-i Zat arkadaşlar, zat. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah bilinir, Allah anlaşılır, Allah duyulur, Allah öğrenilir daim demiyor. Allah görülür daim. Cemal-i Zat diyor değil mi? Evet abi. Fesubhanallah. Peki o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o ruhundaki o baraj enerjisini, yani bizi ne yapıyor? Belki Lami gibi. Ustad nereye sıkıştırmış? Gel de tercüme et hadi. Hadi bunu tercüme edin ya. Ne olur ya. Yani şu. Tercüme şu. Basar mısın lügatına? Belki Lami lügatına bakar mısın? Parlak şimşek demek abi. Parlak şimşek. Ya, Peygamber Aleyhisselam imanı, nuru, feyzi bizi celbediyor. Herkesi celbetmiyor. Parlak nuru. Parlak nuru lügat. Şimdi bakın. Bir şimşeğin toprak altındaki çekirdeğe uyan emrini verdiği gibi 15 bin metreden, 15 kilometreden beri verdiği gibi 1400 seneden zaman ona ittiba, ona bir yöntem, tefekkür yöntemdi. Sünnet-i seniye yöntemdir. Sünnet-i seniye yöntemdir, sonuç değildir. Sonuç Allah'tır, sonuç imandır yani. Kayyum imandır. Yöntemdir, yöntem. Bunu nasıl yapayım? Bunu nasıl içeyim? Sünnet-i seniye. Sonuç değildir. Yöntemin adıdır. Ona verilecek cevap ayrı bir şeydir. İşte belki Lami gibi 1400 seneden beri fesubhanallah o
o şuayı, o enerji, imanını, feyzini, hakikatini, marifetini gönderiyor. Güneş gibi yani. Şey, şimşek gibi. Belki lami. Ne, o zaman ne oluyor? Gibi. Bak, burada eğitim demiyor. Ne olunca? Belki lami gibi tezahür. Zahir oluyormuş. Onun imanımda gözüküyor. Mesela diyor ki, Keban Barajı'nı diyor, direkt Ceyran evimize versek. Ev ne olur? Kül olur. Allah'ın hay sıfatı bir insana, kainata tecelli etse duman olur. Mümkün değil. Peki nedir o? Keban Barajı'nı evimize arasına konup evimize uygun yapan trafolar var. Ha, Allah Resulü böyle bir trafodur. O yüksek gerilim enerjisini, hay tecellisini, kayyum tecellisini üzerine alıp bize uygun hale getiriyor. O namazlar olmak için niyetli samimiyet mi lazım? Mesela bazısı geliyor, inkişaf etmiyor mesela. Etmiyor. Ne diyor? Belki lami gibi tezahür ve tecelli ediyor diyor. Tezahür, zahir oluyor. Allah Resulü'nün imanı sende zahir oluyor, zahir. Senin inkişafın kitap okuyarak böyle. Tabii ki bu sünnet-i sene, bu yöntemdir, sonuç değildir bu. Ondan sonra ne oluyor peki? Nerede ne oluyor? Şimdi içim yanıyor diyorsun. Ya karaciğer mi yanıyor? İçinde sevgilim var. İçinde bir sürü mahbublar var. Nerede onlar? Hayallerin, geçmişin nerede? Allah da oralarda işte. Feyz de orada işte. Yani bedenin bedenin arkasındaki ruhtaki derinlik söylüyorum. Derinlik, derinlik. Yani mesela bir insan iman etti, etmedi. Kiloyu tartın. Kafir. 60 kilo. İman etti. Sonsuz şeyi kazandı. Tartın. Gene 60 kilo. Kilosu değişmiyor. CD'ye film yükleyin. Boş CD. Kilosu aynı. Nereye soktular CD'ye? CD'nin neresine filmi soktular? Flash belleğe nereye sesi soktular? Nereye o görüntüleri soktularsa CD ya. İşte insanın şu CD gibi olan bedenine de filmi öyle soktular oraları. Öyle yani. Nereye? Bu mekan nerede? Hiç kimse şüphe ediyor mu şu filmi seyredince? CD'ye Allah Allah diyorsun. Bilgisayara koyuyorsun, seyrediyorsun. Koca, vay be neler varmış ya. Sesler var, görüntüler var. Var da var. Biraz da ileri gittim. Kokudan nakledilecek, gözükecek. O CD'ye hangi teknolojiye, hangi isimle Allah o filmi koydurtmuşsa, müsaade etmişse, bu beden CD'sine de ruh filmini öyle koymuş. Ruh filmini ama orada başrolde oynayanlar var, iman esasları. Melekler var, peygamberimiz var. Zatın tecellisi var. İşte belki Lami 1400 sene sonra tarihin arkasında, safların arkasında bulunan bizlerin kalbindeki, ruhundaki istidatlara şimşek gibi vur patlatıyor. Vur emrini, yani şey, uyan emrini gönderiyormuş. Belki Lami. Bu Ahmet, Hazreti Adem zamanından kıyamete kadar bütün insanlarda oluyor değil mi abi? Oluyor. Şimdi Adem Aleyhisselam etmişse ikinci gelen peygambere kadar belki Lami Adem Aleyhisselam'ın. Peki onun şeyi var mı? Sonra bu ben düşündüm. Bunu ders orada duydum. Rüyada. Sonra uyandım. Bugün öğlene kadar tabii böyle biraz sarhoş gibi. Dedim ya başkasında da olur mu? Allah Resulüne mazariyeti nispetinde, Esma'ya mazariyetini asil imamlarında da var. Yani tarikat liderlerinde de var. İstikameti tarikat Ehl-i Sünnet'te. Yani kalbini, aklını inşa ediyorlar, uyandırıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Onların enerjisi küçük olduğu için tarihin arkasından değil de karşısındaysa gözünden gözüne gönderiyor. Gözden göze. Yani enerjisi düşük olduğu için gözden göze aktarıyor. Onun için göz kalbin aynasıdır. Hem dışarıdan seyrederseniz adamın gözünden içini, hem de göz yoluyla içine girersiniz. Abi hadis var. Peygamber Efendimiz biriyle konuşurken onun gözüne bakarak konuşur. Evet. Kesinlikle.
Tamam. Şimdi 5'e geçeyim. Belki Lami. Çok acayip bir şey öğrendim ya. O şimşeğin çekirdeği nasıl patlattığı gibi Allah Resulü'nün imanı nasıl yapıyor? Allah ne yapıyor şimdi bir de? Allah nasıl patlatıyor? Hep düşünüyordum ama nerede ya? Nerelerde içeride? Hayal ettiklerim, sevgilerim, nefretlerim, gadaplarım. Yani geçmişim nerede? Yok ki. Geçmişim yok ki. Var, yok yani. Geleceğim de orada. Allah da orada işte. Ya yok ya hep var Hasan abi. İkisi. He? Ya yok ya da hep var yani. Ya yok. Ya hepsi olması lazım. Yok diyorsan o zaman hiçbir şey yok. Varsa hepsi var. İnsanda yok, yok. Yok yok. Yok yok olsa var olur. Anladın mı? Belki lan. Sünnet-i seneye uymak o toprak altındaki çekirdeğin şimşek muhatabiyeti gibi pat diye patlatıyor. Uyan. Ol. Hadi bakalım. Sürekli o zaman bu devamlı yayın gibi oluyor. Devamlı yayın. Pazar olduğun zaman seninkini patlatıyor. Evet. İki şey söyledi zaten. Tezahür ve bir de ne diyor? Tezahür ve bir de ne diyordu? Tecelli. Mehmet oturabilirsin abi sonra. Tecelli bak. Tezahür. Zahir olmak ya. Allah Resulü'nün imanı belde zahir oluyor. Tezahür. Tezahür, zahir. Yani bana şunu yapıyor, bu ders okudum, Kur'an okudum, sünnetine uydum. Dolayısıyla bu oldu demiyor bu. Tezahür, tezahür. Sende, yani aynada güneş. Gidecek misin abi? Git abi. Şimdi aynada güneş. Tezahür ediyor. Zahir oluyor, zahir. Ortaya çıkıyor senin... Senin ruhunda Allah Resulü'nün, senin imanında onun imanı ortaya çıkıyor. Tezahür, zahir olmak, feyiz almak demiyor bu. Sonra tecelli ediyor bir de. Devamlı. Grrr. Onun için mahiyet insani birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Bu derslerle cüziyetten küllete çıkıyorsun. Bu sözde 349'da şöyle bir nokta var da abi. 349. Sözlerde mi? Bu sevap amel bahsi var ya. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı bizde nasıl o tezahür ediyor? Yani kabiliyetimiz nispetinde. Onun olabileceğini burada söylüyor. Neresiydi? Sözler 349. Söyle bakalım. İsmi azamı mazhar olan Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayette mazhar olduğu feyzi ilahi. Belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. Allah Allah. Veraseti Ahmediye ile ismi azam zilline mazhar bir mümin bak kendi kabiliyeti itibarıyla kemiyetçe bir nebinin feyzi kadar sevap alıyor denilse hilal ve hakikat olamaz yani. Ama veraset sahibi. Ne dedi? Çok acayip bir şey maşallah güzel buldun. Veraset Ahmedi ile İsmi Azam Zilne Mazhar bir mümin. Veraset Allah Resulü'nün varisiyiz biz. Allah Resulü'nün mahi hayat her şeyi neydi? İman. İman esasları. Biz onun ümmetiyiz. Evladı manevisiyiz. Davasının varisiyiz biz. Varis. Hani çoluk çocuğuna malı mülkü bırakırsın ya. Bizi Allah'a bıraktı. Size iki şey bırakıyorum dedi. Değil mi? Ha, veraseti Ahmediye ile ismi azamın siline mazal bir mümin. Kendi kabiliyeti itibariyle acayip evet. Aynı. Bu noktadan bakın. Yani Allah biz kitap okuyarak bağ oluşturuyoruz. Yani mesela cep telefonu çeviriyorsun. Çeviriyorsun. Almayana görüşeceksin. Bir uyduya şey gidiyor, baz istasyonuna, uyduya gidiyor, almaya gidiyor. Bununla görüşüyoruz. Peki telefonla konuşurken, o zattan hiç şüpheniz var mı? Yani konuşuyorum ama o yok aslında. Yok, konuşuyorsun işte. Ha. İşte o zat, telefon şey diyor, ahize diyor ustad. Kalbe ahize diyor. Kalbe ahize diyor, ahize.
Telefonun o kutusu var ya konuşma. Dinleme ve konuşma ahizesi. Ahize denilir ona. Kalbe ahize diyor. Nakil ediyor. Ne yapıyor? Orada konuşuyor. Onun üzerine bizde konuşuyorlar. Zaman ve mekan aşımı olarak. Mesela bir misal. Dün akşamki hadise. Şimdi bunu size iki haftadan beri ders yaptık. Belki Lahim'i eksik söylüyorsunuz arkada kardeşler dedi. Eksik. Belki Lahim oradan feyiz almak diye veya parlak nur feyiz almak diye bizzat uyandırıyor. Şimşek gibi. Bir soru dedim sorulmuşlar da. Diyor geçmişin insanın çekirdeği olan kalbinde midir? Eğer öyleyse yapılan her şeriata muhalif şey tövbe olsa bile çekirdeği bozmaktadır. Bozmakta mıdır? Evet. Evet. Mesela şöyle düşün. Sana 100 kontur hayal vermişler. 40'ını harcadın kötüye. Ama tövbe ettin. Üzerine şey yapıldı, kaldı sana 60 kontur. Hesap sor. Tövbe ne demek biliyor musun? Günah yok olmuyor. Hesap sorulmuyor. Onu şöyle yapacaklar. Hadis Ruştan bize zikrederdi. Haşi meydanda hesap sorulmayacak. Sana ihsanın ikramını yapacak, cennete koyacak. Sana diyecek ki Allah, hiç kimseyi göstermeyecek. Fasık-ı mutancahir, günah alelen işleyene herkese günah alelen ishal edecek. Ama bize şöyle denecek. Ey Hasan, buyur ya Rabbi. Bak gel. Bak seni affettim tamam. Cennet, bunda hesap sormayacağım ama bak. Şunu görüyor musun? Şurada bunu yaptım. Bunu hak etmiş miydim ben? Bak bu kadar ikram, ihsanlar, lütuflar yaptım. Sen bunu yaptın. Sabana üstüsü gösterecek. Hesap sormayacak. Bunu hatırlatacak. Bunun o anda vicdani yanma onun cehennemi olacak. Müslümanın cehennemi vicdan azabı olacak haşirde. Haşir meydanında cehenneme gitmeyecek. Çünkü şöyle düşünün. %51 sevabı var. %49 günah var. Tamam bu cennete gidecek. %49 günah ne olacak? Nasıl temizlenecek? Cehennem temizleme yeridir. Müslüman cehenneme gitmeyecek. %51 sevabı var. %49 günah. Ne yapacak onu? İşte seni o vicdan azabı var ya sana gösterecek. Bak kimseye göstermiyor. Bak Hasan. Bu ikramı, ihsanı, lütfu var ya, bak bunu yaptım. Niye yaptım? Yani ben ne yapmıştım ki bana böyle yaptım? Sana bunları yapmam. Orada öyle bir yanacak ki bu tasaykul, yani dönüşüm sağlayacak bu. Parlayacak. Hakikat ortaya çıkacak esması. Yani bizim cehennemimiz mutlaka o şekilde bir herkes o cehennemden geçecek. Haşi meydanda vicdan cehenneminden geçecek yani. O şekilde %49 temizlenecek. Banyo. Peki hadi bakalım. Bir şey soracağım da abi. O hani şeyde diyelim ki gaflette geçirdiği vakitlerde mesela diyelim ki o %40'ı da Adem'e gitti değil mi abi? Adem'e gitti evet. Onu soruyor. Tövbe etmek hesap sormamaktır. Yok olmak değil. Mesela tarihçi hayatta diyor ki hayalini bile israf etmemiş. Ustad için diyor. Üstad abi 25'inde de şöyle bir tabir kullanıyor. O hani o sorduğunuzda ifade ediyor da. Günahlar diyor saadeti ebediyede daime hastalıklardır. Şöyle bakıldığı zaman adam soruyor ki peki tövbe ettim. İşte affedildi mi? Affedildi. Çok harika. Ben şu şekilde bir anlamıştım da kanaatimce. Yani saadeti ebediyede daime günah hastalıklardır ya abi. Diyelim ki sen günahla geçirdiğin anları, zamanları vücut hesabına geçirebilirdin. Adem hesabına geçirdin. Yani saadeti ebediyede ki vücut alemlerini mahrum etti. Yani onlar ya, tahrip oldu. Aynen öyle. O yüzden buradaki hastalık orada gözüküyor. Evet. Oradaki vücut alemlerini... Cennette şunlar şunlara mazar olacaktı. Cehennemde değilsin ama buradasın. Bu ne oldu? Senden yok oldu, alındı. Evet. Alındı. Mesela şöyle düşün. Gençsiniz hepinize söylüyorum.
Hayalinizden inşallah kasten yapmadık çok kadar. Hayalinizde hesap yok. Ama İbrahim, Tahir, Abdülbaz, hayalini evet hesabı yok. Vücud harici çıkmamış, eyleme çıkmamış. Büyük cihat denmiş. İçimizden geçinip de yapalım. Şu, hayalimizi bir sermayedir, kontürdür. Yapılması gerekenleri yapmayı bırakıp, yapılmaması gerekeni yaparsa, o hayale yüklenen kontür bitiyor. Bu sefer onunla yapacağını, bak cehenneme bak. O hayalle yapacağın şey, yapamamak, onun nesi oluyor? Ademi oluyor, cehennemi oluyor. Yani evet cehenneme girmiyorsun. Cennettesin. Vücut alemlerinde böyle makamlar alacaktın. Vücuda çıkacaktı. Ama alamadın. Ademe gitti. Yani onlar ezeli ve ebedi bizden gitti, kaçtı o cennetteki o şey. O zaman cennette dahi ebedi hastalıklardır. Yani ebedi nakıs. Hasta nedir? Hasta ne demiş? Hasta olan insan davranışlarında, hareketlerinde, koku almada, lezzet almada, ses duymada, yemeklerden keyif almada, huzurlu olmada gibi şeylerde mahrum. Çünkü niye? Bedensel hayattan sıyrılıyor. Hastalık o. Ruhsal hayatı yaşamak içindir. Yani ruhu bedene hakim etmek için verilir hastalık. Bir daha. Ruhu bedene hakim etmek için verilir. Niye? Bedensel hazlardan çıkıyorsun. Ondan sonra peki ruhu hakim ettin mi ne oluyor? Şefkat daha fazla oluyor. Sana şefkat ediyorlar. Sen ne diyorsun? O gaddarlığın gitti. Ya Enes'ler gelse de helal atsak. Ya ayıp ettim. Yanlış yaptım ya falan. O zaman tazarru başlıyor. O zaman tövbeler başlıyor. O zaman böyle latifleşiyoruz, inceleşiyoruz, kibarlaşıyoruz. Merhametleşiyoruz vesaire. Fıtrat demek ki insan orada fıtratı söylemeye dönüyor ya abi. Evet. Peki fıtratı önce hataları anlıyor. Hem o zaman. Yani hastalık ruhu beden hakim olunca böyle o zaman anlıyorsun. Ya hata yaptım, doğru yapmadım ya, demedim ya. Lanet olsun nereden şey yaptım. Ya gelse de helallasak ya. Lan daha önce kabaydı. Hastalıktan bir çıkıyor, gönü canavar. Acayip bir şey ya. Biz nasıl bir mahlukuz acayip ya. Köpek her zaman köpek. Sığır sığırdır her zaman. Bir söyle değil ya. Devamlı değişiyor ya. Geliyorum. Trafik sıkışıyor. Haletim değişiyor. Şey yapıyor. Ondan sonra giderken bugün de işte gene arabayı ben kullanıyordum ya böyle. Daldım. Yani sürüyorum ama belki lami mi bir şey yapıyor. Başka bir şey düşünüyordum. Tamam ben. Böyle. Hem de telefonun yanında tutuyorum ki tefekkürde gelen manalar olursa böyle ses kaydı yapayım sonra yazacağım diye. Arabaya çok ya, o kadar yanaştık. Sonra o ya. Yani keyif veriyor. Hemen sıkıldığım zaman tefekkürü dalıyorum. Trafikte şurada burada. Hemen sıyrılıyorsun, olaydan çıkıyorsun. Tamam. O horayı yarım saatte atlatıyorsun. Yani. İllimana geçiyorsun. Peki, en azından bir paragraf okuyalım. O ciddiyette yok ya, biz şeydeydik. Beşteydik değil mi? Beşi okuyorduk. Ha. Nurun mesleği, hakikat. Sünnet-i seniye ne olur? Bir insanın davranışı falan şey yapmayın. Beni yani şu şeyi düşünün. Toprak, bir sürü çekirdek var. Tamam? Onları inkişaf ettirmek için, patlatmak için şimşek lazım, güneş lazım, su lazım, toprak lazım ya. Hayal ettiğin o çekirdekleri. Ha, sünnet-i seniye ruhumuza ekilen nihayetsiz, nihayetsiz, nihayetsiz hakikat tohumlarının tezahürü ve tecellisi, yani inkişafı ve inbisatı, yani inşası, inşaat içini dolduracağız, ihya, inşaat canlandır. İnşa ve ihyası için sünnet-i seniye ruhumuzdaki nihayetsiz hakikat meratiplerinin uyanması, inşa ve ihyası için bir yöntemdir, bir sistemdir. Buna ilk önce kim uyuyor bu sünnetine? İlk önce Ahmet aleyhissalatü vesselam uyuyor. Muhammed'e ilk iman eden Ahmet aleyhissalatü vesselam'dır. Kendisi kendisini iman etmiştir. Kendisi kendisini iman etmiştir. Onun için Muhammed insan ismi değil.
La ilahe illallah Muhammed Resulü. Camide var ya Allah Muhammed. Muhammed yerine Ahmet koyun. Olmaz. Mihrapta. Ahmet koy. Mustafa koy. 55 tane ismi var. Hayır. Çünkü o çekirdeğin adıdır. İsmimi yazdın senin ismine falan var ya. Yani Allah vacibul vücut çekirdeği. Muhammed mahlukatın çekirdeği. Çekirdeğin adıdır. İnsan ismi değil. İnsan taşıyor onu. Hasan. Nerem Hasan? Kolun bacağın mı? Muhammed de öyle. Ahmet kim? Beşeriyeti. Onun için 19. söze, 19. sözün adı nedir? Risalet-i Ahmediye. Risalet-i Muhammediye Hasan olur mu? Olmaz. Peki 19. mektup adı ne? Mucize-i Ahmediye. Niye Muhammediye değil? Bilerek yapılmış hepsi. Mucizat-ı Muhammedi olmaz. Muhammedi mucizeleri olmaz. Muhammed çekirdeğin adıdır. Ahmet'tir. Bazı yerde geçer, hepsini taramışım ben, mucizeler vesairede. O en azami derecede Ahmet'te tezahür ettiği için, bunu en güzel nerede anlatır biliyor musunuz? Barla'da anlatıyor. Barla'da anlatıyor. Barla'da Ahmet'le Muhammed'i o kadar acayip anlatıyor ki. Barla, 328 mi neydi? Benim Barla'mı şey yapabilirseniz, neyse kalsın sonra bakarız. Orada anlatıyor. Ahmet'le Muhammed'i öyle ayırıyor ki. O yüzden bu Mirac'ın hakikati Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam'ın merat-ı kemalat-ı seyre sürükünün ibaretleri. Evet. Zat-ı Ahmediye. Burada da Veraset-i Ahmediye okudu biraz önce. Evet. 349 sözde. Veraset-i Ahmedi varisiyiz biz. Muhammed diyor ki Muhammed zaten yani şeyiz. Yaratılış oyuz. Muhammed. Nur-u Muhammedi yaratmış. Beşeriyeti Ahmet. Ahmet'in davası İslam. Biz onu ne kadar hamledersek, davasına omuz verirsek, davasına sahiplenirsek Allah Resulü'nün varisiyiz. Subhaneke ya varis, talite ya bahis, ecirne minen nari biafike ya Rahman. Subhaneke ya varis. Varis, varis. Allah'ın varisiyiz. Allah'ın bütün mülkü kimindir? Kim iman etmişse, imanın nispetinde onundur gör. Allah'a iman mı ettik? Allah'ın varisi benim. Ben babamın çocuğu muyum? Malı da benim, arabası da benim, her şey de benim. Demeye gerek yok ki. Ben sana ölünce sana kalsın demeye gerek yok. Baba öldü bana kalır. Allah'a iman ettin mi? Allah'ın varisiyim. Subhaneke ya varis talite ya... Bahis miydi? Subhaneke ya varis talite varis. Varis. Subhaneke ya varis talite ya varis. Bahis varis abi. Evet. Bahis ve varis. Allah peki varis orada ne demektir diye ben acemime gidiyordu senelerce. Allah'ın varisi. Nasıl olacağım Allah'ın varisi ne demek? Allah'a iman ettin mi? Allah'ın mülkü senindir gör. Risale'den böyle geçiyor. Allah'ın nesi var? Hepsi benim. Ne kadarı benim? Ne kadar yakın hissettimse. Şuur-i imanla ortaya çıkıyor Allah. Öyle diyor değil mi? Şuur-i imanla. Ne diyor oku? O şuur-i imanıyla o baki sermediye bir intisap ve o intisabı imanıyla umum mülküne bir münasebet peyda olur. O münasebeti intisabıyla hadsiz bir mülke bir nevi malikiyet gibi iman gözüyle bakar, manen istifade eder. Bu. Nihayetsiz. Allah'ın mülkü benim. Onun için bir tanesi dedi ki, ya bu kadar nasıl rahatsın? İnsan babasının evine kapıyı çalar mı? Daveti bekler mi? Babamın malı benimdir ya. Cennet benimdir. Babam oradan gelmiş. Babamın memleketi orası. Abi, evet, oradan geliyor ben eminlik. Sual sünnet-i seniye bir mekteptir diyebilir miyiz diye soruyor. Tabii ki. Mekteptir. Uhud bir mekteptir. Haç dersinde yaptım. Uhud bir mekteptir. O sünnet-i seniye mekte yöntemdir. Eğitim. Al sünnet-i seniye. Şecere-i Hilkat'taki çekirdekle meyve olan bizim çekirdeğimiz arasındaki fark nedir?
Peygamber aleyhissalatü vesselam, yani Ahmet aleyhissalatü vesselam olan çekirdeğin ne aynı ne gayrısı ise bizimki nedir diyor. Bir ağaç düşün. Ağaç, çekirdek. Kul huvallahu ehad. Meyve içindeki çekirdek. Küllehu küfüven ehad. O da had, o da had. Ne fark var? Ne aydır ne gayrıdır. Peki nerede biliyoruz? Miraç 24. sözde diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam için. Tenamu aynı veya Yunan bir kalbi miydi? Öyle geçiyor. Diyor ki imanına bakın bak. Gözüm uyuyor ama kalbim uyuyor. Gözüm uyuyor, kalbim uyuyor. He, yani yok. O değil. 24. sözde geçiyor. Bak diyor ki gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Bak şimdi. İmana bakın şimdi. Ama oğlunu da hayal edin. O olmasan, onun içine misafir giremezsen bunu tefeyyüz edemezsin. Bak şimdi. Diyor ki mesela ben ahireti iman ettim. Cennet cehennemi iman ettim. Arşa kürsi iman ettim. Şimdi imanınızda oraya girseniz. He Yusuf. Nasıl yaparsın? Şaşırmaz mısın sen? Cehenneme de iman ettik. Görse nasıl olursun? Diyor ki orada. Öyle bir iman, öyle bir yakin. Öyle bir şuuru imani ki. Öyle bir yakin ki. İman etti, sonra oraya girdiği zaman şaşırmadı, yanılmadı, yalanlamadı. He tabii bu böyle olacaktı, bu da böyle. Ha tamam, bunu gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Bu böyle, tabii ya bu da böyle ya. Yani imanıyla gördüğü eşitti. Ya Rabbi ya, onun hürmetine Müslümanlar affet Allah'ım. Allah'ın hatırına ya, bizi affet Allah'ım. Bunun bu yakiniyeti, yakin imanına, hatırına affet Allah'ım hepimizi ya Rabbi. O zaman abi şöyle, geçen derste söylediniz ya, birisi dirilse, onun dirilmesine biz iman ediyoruz. Biliyoruz yani. Allah'ın bir de dirilse gözünü görsün. İşte o dirilse biz oraya gidiyoruz. O zaman ölürüz ya. Birisi mezara desem ki, Peygamber Aleyhisselam iman, ölü diriltti. Tamam da normal, oku. Şimdi bir de mezara gitse, Resulullah gelse, gözünün önünde diriltse mezarlık, asırlık mezar çıksa hani. Kafayı. Yani. O zaman o ne olur abi? Emri'yi merak ediyor. Çok iyi olur. Ondan sonra baktı, Emre gitti. Gider de kalp dayanamaz bu tecelliye. Yani gözünün gördüğüne şey yaptı diyorsunuz ya. Evet. Ben de inanıyorum ona ama gözümün gördüğüne yine orada... Dehşet, yani benim imanım düşük. Yakinim bu kadar. Kaldıramıyor. Ya o kadar imanım düşük. Öyle iman etti ki diyor. Öyle iman etti ki. Gözünün gördüğünden daha ileri etmiş. Çünkü göz uyur. Uyuyorsun göz kapalı. Ooo nereleri seyrediyorsun? Göz kapalı. Kulak kapalı. Eğer kulak duysaydı horlamanı duyardı. Bunu duymuyor ama rüyadakini duyuyorsun. Göz kapalı, nereleri seyrediyorsun? Vücut burada yatıyor, koşuyorsun. Abi bu hayal. Hayalsa niye fatura bedene çıkıyor? Terden soldun, banyo yaptın, bilmem ne yaptın. Dün akşamki o ders. Hayalse nasıl böyle iki katlı böyle ağaçlarla böyle tamamen doğal bir ağaca bir odaya girdik. İkinci kattı. Ondan sonra aldılar. Dersi aldılar böyle. Ondan sonra oraya bir ders yapıyor. Bak kardeşler bunu eksik söylüyorsunuz dedi. Belki Lami böyle uzaktan feyiz böyle yöntemle böyle inkişaf değil. Bizzati muhatap oldun. Bizzati kendisi gelip patlatıyor diyor. Kendisi yapıyor. Yani o böyle bir sinyal gönderdi değil. Bizzati kendisi patlatıyor çekildi. Zaten salavat, salavat için diyor ya. Salavat bir insan getirdiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Bir melaike tarafından diyor, onun resmen cismi evet. Gösterilir diyor. Gösterilir ve o ona şefaatim acaba olur. Bir de böyle bak işte peygamber değil mi? İnşallah bir an nasip olur da öyle miracı beraber böyle cümle cümle yaparız. Böyle bir ara cesaret etmiştik ama yapamadık Kırkan'da. Şimdi ne kadar oldu biz?
Bu takva değil, sünnet-i seniyye dersi olmalı. Ne oldu bu? Takva değil, sünnet-i seniyye. Sünnet-i seniyye. Biz takvanın kendisi olarak yani evet. Ağırlıkta onu... O zaman başladığımız cümleyi bir daha okuyalım, keselim. Tamam mı? Mesleğimiz, nuru mesleği. Yani biz ne yapacağız arkadaşlar yani? Bu meslekte niye seçtik? Birisi kolumuza girdi, bir şekilde hasbel beşer, hasbel kadir geldik. Bir Selim'den tuttu beni. Yani bütün dini cemaatleri, tarikatı, Süleymancıları, şunları bunları, Pakistan'ı, Mısır'ı, bütün dini cemaatleri seçtik. Olmaz, 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 olmaz. Bunu aldık. Öyle mi yaptık? Yok. O zaman mesleğimiz nasıl olduysa kader bizi koydu buraya. Tamam. Ben merak ediyorum. Mesleğimizin iç yüzü nedir? Bir, hakikat. Hakikat, esmaya. Esma yoluyla Müslüman'ı bulmak. 17. söz. Hakikat. İki, sünnet-i seniye yöntemine alemimizi oturtmak. Değil mi? İki, sünnet-i seni. Üç, feraize, farzlara dikkat. Dört, küçük demiyor çünkü muvaffak olamıyoruz. Büyük günahlardan çekinmek. Bu mesleğimizin temeli. Farz, tamam mı? Bak, hakikat, sünnet-i seniye, kebairden, feraize, farzlara dikkat, büyük günahlardan çekinmek. Barlada küçükleri de yapmamak için nefis ve şeytanla mücadele eder. Evet. Tamam, bu mesleğimizin esası buymuş. Nuru mesleği. Ne güzel bir mesleğimiz var. Çok şükür. Burada orayı yaşattıran Allah hamdolsun. Şu anda keyif almadık. Bu keyif neydi? Kuru fasulyeden değil. Ekmekten değil. Sudan değil. Bu filmde de değil. Bu huzur nerede? Allah hazır olmasa sende hazır olmaz, huzur olmaz. Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Ya bir derste, ya bir namazda Allah aralayınca böyle bizde demesi de diyor. Mesela Kırıkan'da Miraç dersi yapıyoruz. Öyle yarım saat geçti, böyle bir anafora bir soktu beni. Böyle bir girdim anafora. Ders mühendisi terk edecek gibi. Bunu hiç yapamıyorsun, bitti ya anafora. Ne şey demek istiyorum. Yani Allah zuhur etmesi. Yani Allah hazır olduğu için bizde huzur oluyor. Peki nedir o? Şu andaki huzur ruhun neresindeyse bu huzur nedir? Allah'ın hakikati esmasının taayyün etmesidir ya. Allah ayağın oldu seviyemize göre. Allah kendisini araladı, böyle araladı, açı, açı, açı. Yani razıyım ha sizde. Allah huzuru vererek kendisi hazır olduğunu ve bizden razı olduğunu gösteriyor. Çünkü en çok sevdiğini, en nefret ettiğine vermez. Allah'ın en çok sevdiği kendisidir ve iman. O kendisini bize vermesinin adı imandır. Allah kendisini bize verdi, yetmiyor. Bir de şuur iman dersini bunlara nasip etti. Tamam. Bak, şuur iman, keyif aldık, huzur aldık. Elhamdülillah. Burası meyhane demişler büyük zatlar. Şu an bu meclise meyhanede. Meyhanede kafa bulur, yani kafa devre dışı olur. Ötekilerde yolu bulamaz. Bu hakikat sarhoştur der. Risale de var. Hakikat sarhoştur. Bu hakikat sarhoştur. Şey oluyor işte. Hakikat, hakikat. Hakikat zehirlenmesidir demeyiz. Peki. Sünnet-i seniyye olmuş olsun. Vahir de vahum. Aslında ne yapacaktık biliyor musun bugün size? Getirdim. Şuraya, nasıl kimse yok, koca cemaat yok ya. Şuraya görsel, kafanın içinde yaptık ama o anlatımdı. Onu bir şekilde birisi yaptı. Şekil. Mesela aklıma bela. Adam aklını koymuş oraya. Aklıyla bakıyor. Bir öyle yapacağız böyle. Size ayarlayın bir gece. Size özel. Tamam mı? Yani söylenileni görsel niçin istiyorum? Yüzde ehli dünya diyor ki görsel dersler %50. İşitmek %20 istifade edersiniz. Şöyle, o denilen var ya vesvese beyim. Kalpten bak böyle çıkıyor. Böyle oluyor. Ondan sonra liyan sistemiyle çekilen fotoğraflarda o kendini kötü hissedenin yaymış olduğu dalgalar vesaire. Onlar hep göstererek gideriz beraber. Bir saatlik. Yani hafızanızda kalır. Ne işinize yarar? Şu. Kendinizi ve bulunduğunuz dershane ve ailede kendini yönetme sanatına sahip olacaksın. Ha bu budur. Ha, bu da budur. Aktif ha. Falan adam aha geldi. Adın gibi bilirsin. Bak bu sokaktan girdi adam. İnan.
Aha budur, budur. Vesvese, vehim, zanlar, şüpheler, tereddütler falan vesaire. Hepsini şekil olduğu zaman burada o kadar keyif alacaksınız ki. Yani çünkü niye? O zaman vehimleriniz de, bugün bir tanesine dedim ki arabada. Dedi ki Hasan kardeş dedi. Bugün ben aradım. Ondan sonra kesiyorum. Hasan kardeş dedi. Bak bunu bilmesin. Bunu nasıl derim? Ben ameliyat oldum dedi. Bizim köydeki. İsim vermeyeyim. Ameliyat oldum. Acıyı unuttum. Anji oldum. Acıyı unuttum. Kardeşlerimi kaybettim. Acıyı unuttum. Yani her şey geçirmiş. Böyle şunu geçirdim, bunu geçirdim. Bu şey var. Fakat dedi, şu şeyden sonra seçim, onu unutamıyorum dedi. Tazeliğini koruyor dedi. Seçim ne kadar oldu? Bir sene var mı? İki sene oldu. İki sene. İki sene. Aynı tazeliği yaşıyorum. Ne yapayım dedi. Sakın gitmesini isteme. Bak bir şey, kafa için söyleyeceğim. Bunu nasıl söylüyorsun? Ya unut abi falan şu. Hayır. Mesela bir şeyle imtihan oluyor musunuz bunda? Bu kalkarsa en az bunun seviyesinde başka bir şeyle imtihan alacaksın. Bu kalkarsa para ekonomiyle mi imtihan oluyorsun? Kalkarsa bu sefer sağlığın gelecek. Ailenle mi imtihan oluyorsun? Bu sefer oğlunla olacaksın. Onun için buna zaten alıştın. Kalkmasını isteme. Gitmesin abi dursun. Öyle mi ya? Sakın ha. Mücadele etme. Yaban arılarına benzer. Mücadele ettikçe şiddetlenir. Gitmesini isteme. Çünkü senin terakkin şu anda zemberek gibi bu. Eğer bu kalkarsa, bir tanesini öyle dedim. Abi dua et dedi, hanımla imtihan oluyorum, kalksın. Ama dedim, bu dünyada yaşadıkça imtihan olacaksın. Ama bu imtihan kalkarsa daha basit seviyede imtihan olmaz. O zaman 90 kilo güreşçinin yanında 20 kilo güreşçi koymazlar. Terakki de denmez buna. O zaman hanımla imtihan olma seviyesinde ya sağlığınla olacaksın, ya ekonomi, ya çocuğunla. En ağır imtihan çocukladır. Ondan sonra namustan da daha fazla. Ama dedim tavsiyem şu eşinle alıştın bu sıkıntıya. Bu dursun. Kalkmasını isteme. Niye? Niye? Mücadele etme. Kalkmasını isteme. O kalkacak. Niye? Allah Resulü şöyle diyor. Allah sizi imtihan ettiği şeye razı olmadıkça o imtihanınız devam eder. Eğer razı olursanız o imtihan olmaktan çıkar. O zaman kalkar. Başkası gelir mi o zaman? O zaman başka. Başkası gelir. Başkası gelir. Sen buna razı olana kadar o duracak sende. Abi sakın gitmesini isteme. Dursun o. Öyle yaptı. Of be. Ne kadar rahatladım. Gitmesini istemiyorum. He sakın ha. Dursun. Başkan bu şey, kızını alacaksın, karını alacaksın, sağlığını alacaksın, kanserle ben... Bırak kardeşim, bunlarla meşgul olma. Bu dursun. En iyisi de seçim olmadı, olmadı, kazan. Bu dursun ya. Bu en hafifi bu. Allah Resulü diyor ki, olduğunuz imtihanın onunla razı olana kadar o imtihan olmayı devam ettirir. Razı olduğun anda imtihanlıktan çıkar, o kalkar. Kalkmasını istiyorsan razı ol. İkisi de kalkıyor ama evet. Fark nedir? Bunda kalktı mı, yani razı olma. Bu sefer onun faydasına yani kalkmasın şey yapma, yani gitsin falan dualar dersin de. Ama bil ki bu durması seni canlı tutuyor. Başkası da gelir. Bu şuuru yakalamanı istiyor. Bu hakikati yakalamanı. İkisi de kalkıyor ama geliyor, yine de geliyor. Geliyor ama bir tanesi kontrolsüz, bir tane kontrol. İşte dersi onun için söyledim. Evet. Ha geldi adam. İş yapıyor. Hani karıştırılan araları. Hırsız orada. Sen kameradan seyrediyorsun. Bak 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 oraya gitti bak. Depoya gitti bak. Allah bak bak. Şşt falan. Ne kadar rahatsın hakimsin. Hakim oluyorsun olaya. Neler cerrah. Bu bedende neler oluyor. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha teman selavat. Sorular var mı? Çok soru. Çok mu soru? O kadar değil de, çekirdek nerede patlamaktadır diye. Doğru, bu çok önemli. Bu çok önemli, size lazım olacak. İşte patla. Bir dakika. Çekirdek nerede diyor, değil mi?
Ama hemen söylesem kalpte var, ruhta var, vicdanda var, akılda var derdim. Bir gün gene böyle bir rüya, birisi ders yapıyor. Birisi ders yapıyor. İstifade etmenizi istiyorum. Ders yapıyor, ahireti anlatan bir dersti. Ben de dinliyorum. Efendim hiç sorabilir miyim dedim. Buyurun dedi. Ahiret nerede? Ahiretin ispatını yapıyor da. Nerede ahiret? Dedi ki, sesli ya karabalık. Kim soruyor bunu dedi. Durdu. Kim soruyor? Soranda. Yani soranda. Sorabiliyorsa onda. Bu çekirdek nerede patlıyor? Nereyi hatırına geliyorsa orada patlıyor. Kalpte ise pergeli, kalptekiler. Ruhta ise ruhta, enede ise enede patlıyor. Aklı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aklımı döllüyor, patlatıyor. Vicdanı, vicdanımı, kalbi, kalbimi, ruhumu, ruhumu, enemi, enemi. Sır insanı değil. Sır insanı o Allah ile. O peygamberin dışında. Ya. Peki, var mı başka? Sesi açtım mı? Tamam. Tamam. Peki. Tekrar ifade.